Merhaba sevgili öğrenciler. 5. sınıf matematik konularımıza doğal sayılarla devam ediyoruz. Bu dersimizde doğal sayılarda sayı ve basamak değeri konusunu işleyeceğiz. Konuya başlamadan önce bazı açıklamalar yazdım ben. Doğal sayılarda rakamın sayı değeri rakamın kendisiyle aynı oluyor. Bunu az sonra alıştırmalarda da göreceksiniz. İkinci hatırlatmamız basamak değeri ise Bulunduğu basamağa göre aldığı değer oluyor. Bunu daha sonra alıştırmalarla göreceğiz. Basamak değeri en büyük olan rakam en solda olan rakam olacak. Ve sonra hatırlatmamız basamak değerleri toplamı sayının kendisiyle aynıdır. Diye bir hatırlatmamız var. Alıştırmalar üzerinde yaptıkça konuyu anlayacaksınız. Birinci alıştırmamız Aşağıdaki doğal sayılarda istenilen rakamların Sayı değerlerini bulalım. Sayı değeri rakamın kendisiyle aynıdır diye bir açıklama yapmıştık yukarıda. 3.184.675 doğal sayımızda 7'nin değeri sayı değeri yine 7'dir. 4'ün sayı değeri yine 4'tür. 3'ün sayı değeri yine 3'tür. Yani rakamın kendisiyle aynıdır. Ne demektir bu? Yani 7 tane var burada. 4 tane var. 3 tane var. Yani sayısı demek istiyoruz. Diğer sayımızda yine 7 var. 7'nin değeri 7, 8'in değeri 8, diğer 7'nin değeri yine 7. Rakamların kendisiyle aynı, gayet kolay. Evet, bu sayımızda 6, 3'ün değeri 3, 1'in değeri 1. Bu sayımızda 9, 2'nin değeri 2, 9'un değeri 9. Şimdi ikinci alıştırmamıza bakalım. Aşağıda verilen sayılarda gösterilen rakamların basamak değerlerini bulalım. Şimdi basamak değeri hangi basamaktaysa oradaki değerini bulmaya çalışacağız. İlk doğal sayımızda 6'nın değerini ilk önce bulalım. 6 nerede? Birler, onlar yüzler basamağında. Yani 6 tane yüzlükten oluşuyor bu rakamımız. O zaman bunun değeri 6 tane 100 600 eder. O zaman 6'nın değeri basamak değeri 600'dür. 5'e bakalım. 5 nerede? Milyonlar bölüğünde. Ve 5 tane 1 milyon var. Yani 5 milyon. O zaman bunun değeri hemen değerini şöyle 5 milyon olarak yazalım. Diğer alıştırmamıza bakalım. 2'nin değeri 2'nin yerine bakıyorum. Binler bölüğünde ve 2 tane binlik var. O zaman 2'nin değeri 2000 demektir. 2 tane binlik 2000 eder. 4'ün değeri 4 nerede? Bakıyorum milyonlar bölüğünde. İsterseniz şöyle ayırarak da gösterelim. Birler bölüğü, binler bölüğü ve milyonlar bölüğü. Milyonlar bölüğünde milyonlar basamağı, 10 milyonlar basamağı. 4 tane 10 milyon var demek ki. 4 tane 10 milyon 10 20 30 40 milyon eder. O zaman 4'ün değeri 40 milyondur. Hemen 4'ün değerini yazıyorum. Basamak değeri tabii ki. Burada işlediğimiz bu alıştırmada işlediğimiz şey basamak değeri. Diğer sayımıza bakalım. 1'in değerini sormuşlar. 1 Şöyle yine bölükleri ayırıyorum. Birler bölüğü, binler bölüğü ve milyonlar bölüğü. Bir onlar basamağında. Birler onlar yüzler. Bir tane onluk on eder. Değeri ondur. Diğer birin değeri milyonlar bölüğünde. Ve hangi basamakta? Milyonlar, on milyonlar, yüz milyonlar. Bir on milyonlar basamağında olduğu için bir tane on milyon değeri on milyon eder. Hemen yazıyorum. Diğer alıştırmamızda. 999.999.999 .999 .999 doğal sayısı. Buradaki 9'un değeri nedir? Yine bölüklerine şöyle ayırayım. Binler bölüğünde buradaki 9 ve binler, on binler, yüz binler. Sadece 9 tane binlik var. O zaman bunun değeri 9.000 eder. En soldaki 9'un değeri ise... 100 milyonlar basamağında olduğu için bakın milyonlar, 10 milyonlar, 100 milyonlar. 100 milyonlar basamağında olduğu için onun değeri 900 milyon. 9 tane 100 milyon 900 milyon eder. O zaman buradaki 9'umuzun değeri 900 milyon demektir. Bir de şuna dikkat ettiniz mi sevgili çocuklar? Değeri en büyük olan rakam en solda, en büyük basamakta, en büyük bölükte yer alıyor. Üçüncü alıştırmaya geçelim. Aşağıda verilen doğal sayıların sayı değerlerinin toplamını bulalım. Sayı değeri rakamın kendisiyle aynıydı. 3, üç, 3'ten başlıyorum. 3'ün değeri 3. 6'nın değeri 6. 1'in değeri 1. 2, 9, 5 ve 4. Bakıyorum kontrol ediyorum. Unuttuğum rakam var mı diye. Evet hepsini yazmışım. Ve bunları topluyorum. 3 6 daha 9 10 12 21 26 ve 30. Demek ki bu doğal sayımızdaki rakamların sayı değerlerinin toplamı 30'muş. Diğerine bakalım. 7 4 Çocuklar sıfırları yazmama gerek yok. Sıfırlar zaten toplama işleminde etkisiz eleman olduğu için onları geçiyorum. 8 var. 9 1 ve 5 var. 7, 4 daha 11, 19, 28, 29, 34 oldu. Sayı değerleri toplamı. Yine bu sayımıza bakıyorum. Sırayla yazıyorum. 1, 9, 8, 6, 1, tekrar 6, 7, 6 ve 3. Hepsini topluyorum. 10, 18, 24, 25, 31, 38, 44, 47 oldu sayı değerlerinin toplamı. Diğer sayımızda 800 milyon var. Bakın sadece 8 var. Sıfırları toplama işleminde zaten bir etkisiz eleman olduğu için sıfırları yazmama hiç gerek yok. Bu sayının, bu rakam, doğal sayının sayı değerlerinin toplamı sadece 8 oluyor. Diğer alıştırmamıza bakalım. Aşağıda verilen Doğal sayıların basamak değerlerinin toplamını bulalım. Şimdi burada değerlerini yazarak toplayacağım alt alta. 7'den başlıyorum. 7'nin değeri bakıyorum milyonlar bölüğünde ve 7 milyon. Hemen yazıyorum. 7 milyon. 1'in değeri 100 binler bölüğünde olduğu için 100 bin. 8'in değeri 10 binler basamağında olduğu için 8 tane 10.000'lik 80.000 eder. 6.000 900 5'in değeri 50. 4'ün değeri 4 tane birlik sadece 4 eder ve topluyorum. 4 5 9 6 8 0 bir daha. 1 7 aşağıya. Bakın 7 milyon 186954 sayısının basamak değerlerini topladığımda yine aynı kendisi çıktı 7 milyon 186954. Daha en baş dersimizin başında hatırlarsanız basamak değeri sayının doğal sayının kendisiyle aynı oluyor demiştik. Burada da uygulamasıyla görmüş olduk. Hemen bu alıştırmayı yapıyorum birden başlıyorum bir nerede milyonlar bölüğünde ve 10 milyonlar basamağında o zaman, 1'in değeri 10 milyon. Yazıyorum. 8'in değeri 8 milyon. Evet. 9'un değeri 900 bin. 6'nın değeri 60 bin. Sevgili çocuklar devam etmeden önce şunu hatırlatayım size. Zaten söylerken de değerlerini söyleyerek söylüyoruz. Bakın 965 bin yani 900 bin 60.000, bin 5000 gibi zaten dilimizde de söylemiş oluyoruz devam edelim 5'in değeri 5000 700 80 ve 2 Topladığım zaman zaten doğal sayının kendisiyle aynı çıkması lazım. Evet yine de sırayla gidiyorum Evet 18 milyon. 965.782 çıktı. Diğer sayımızı yapalım. Birin değeri bakın 100 milyonlar basamağında. O zaman birin değeri 100 milyon. Bol sıfırlı bir 100 milyon yaptık. 9'un değeri 90 milyon. 8'in değeri 8 milyon. 6'nın değeri 600 bin. 7'nin değeri 70.000. 4'ün değeri 4.000. 7'nin değeri 700. Aslında çok uzatmama gerek yok. 60 ve 5. Ben sizin öğrenmeniz açısından tek tek yazıyorum. Siz öğretmenlerinizin yaptığı sınavlarda değerlendirmelerde sayının aynısını yazdığında Zaten onun basamak değerlerini bulmuş olacaksınız. Ama öğretmeniniz alt alta yazıp toplayın bize bana gösterin derse o şekilde toplayabilirsiniz. 5, 6, 7, 4, 7, 6, 8, 9 ve 1. Son alıştırmamız. Ee, bu sefer hiç toplamayacağım. 700 milyon 700 bin 700, 700 sayısının değeri yine kendisiyle aynıdır basamak değeri 700 milyon 700 bin 700, 700 olacak. Evet şöyle çizgiyle gösterelim. Yani sayının kendisini yazdığınız zaman zaten basamak değerini yazmış oluyorsunuz. Gelelim son kağıdımıza. Aşağıda verilen doğal sayılarda sayı değeri en büyük rakamı bulalım. Sayı değeri. Sayı değeri rakamın kendisiyle aynı oluyordu. Bakıyorum. 3'ün değeri 3, 7'nin değeri 7, 8'in değeri 8, 9'un değeri 9. Yani bütün rakamların değeri kendisiyle aynı. Bu rakamların içinde en büyük olan kim? Tabii ki 9. O zaman bize sorulan şey rakam 9 oluyor. Buradaki en büyük rakam bu sefer birler basamağında görüyorsunuz yine 9 var. Buradaki en büyük rakam şöyle bir göz gezdirdiğimde 8 var. O zaman 8'in sayı değeri en yüksek Diğer tarafa baktığımda, diğer sayıya baktığımda yine 8'i görüyorum en büyük olan. Demek ki en büyük 8. Altıncı alıştırmamız. Aşağıda verilen doğal sayılarda basamak değeri en büyük olan rakam bulalım. Basamak değeri en büyük olan rakam hatırlarsanız en büyük basamakta olan rakamdı. Yani buradaki en büyük değer 8'e ait. 8'in değeri çünkü 8 milyon. Burada en büyük değeri olan basamak değeri olan 1. Onun değeri 10 milyon çünkü. Diğerlerinin değer, basamak değerlerinden büyük. En soldaki rakamlar basamak değeri en büyük olan rakamlar. Geldik son sorumuza. Böyle bir doğal sayı var bakın şurada. Bu doğal sayıda bazı rakamları yazmamışlar. Onların yerine A harfi koymuşlar. Bu A harfine gelen rakamlar demek ki aynı rakamlar. Okuyalım sorumuzu. Buradaki sayı 8 basamaklı doğal sayının sayı değerlerinin toplamı 32 olduğuna göre A rakamını bulalım. Sayı değerlerini hemen toplayayım. İlk önce bildiklerimi topluyorum. 5, 7, 8 hemen topluyorum. 5 artı 7 artı 8 artı 1 ve 2. Hepsini topladım. 12, 8 daha 20, 3 daha 23 oldu. Bütün doğal sayının Sayı değerleri toplamı 32 olduğuna göre 32'den 23'ü çıkarıyorum. Evet. 9. Demek ki 9 3 tane A harfi 9 olduğuna göre o zaman 9'u 3'e bölersem şöyle yan yana böleyim. Eşittir 3. Demek ki A harfine gelecek rakamlar 3'müş. Sevgili çocuklar. Bu alıştırmamızla dersimizin sonuna geldik. Sizlere her zamanki gibi İyi çalışmalar, derslerinizde başarılar diliyorum.